İyi Parti neden Sedat Peker'in iddiaları karşısında sessiz? Yavuz Ağıraloğlu canlı yayında açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında, muhalefet bir mafya liderinin iddialarının peşine düştü dedirtmemek için, Sedat Peker konusunda pek fazla bir şey söylemiyoruz, diyen İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıraloğlu, iktidar olduğunuzda bu iddiaların peşine düşecek misiniz sorusuna, düşeceğiz. Biz adaletin Türkiye'de memleketin bir kuruşun hesabını soracağı bir sorumlulukla herkesin güvenebileceği bir liman haline getireceğiz, şeklinde yanıt verdi. Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu, kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı ile ilgili bir rüşvet sarmalı olduğuna ilişkin iddialarda bulunmuştu. Bu iddialar Türkiye'de büyük ses getirmiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Sedat Peker'in iddialarına neden sessizler? Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıraloğlu'na, muhalefet bir mafya liderinin iddialarının peşine düştü dedirtmemek için Sedat Peker konusunda pek fazla bir şey söylemiyoruz, dediniz. İktidar olduğunuz zaman bu iddiaların peşine düşecek misiniz diye soruldu. İktidara gelince iddiaların peşine düşeceğiz. Ağıraloğlu ise, düşeriz. Biz adaletin Türkiye'de memleketin bir kuruşun hesabını soracağı bir sorumlulukla herkesin güvenebileceği bir liman haline gelmesine isteriz. Biz milletin hakkını, hukukunu, hesap soracağız, canını okuyacağız, şeklinde değil, biz memlekette adaleti herkesin itimat edeceği bir liman haline getireceğiz. Adaletin hükmü tecelli edince memlekete huzur gelsin diye. Başarabilirsek her iddianın arkasında siyasi bir kin duygusuyla değil, sadece memleketin hakkını hukukunu koruma sorumluluğu olan bir bağımsız yargı inşa edeceğiz, şeklinde yanıt verdi.